Selam arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir inşallah Rabbim işlerimiz bereketli eylesin arkadaşlar e, yenile bir bebek battaniyesi yaptım daha doğrusu bebek takımı yapıyorum şöyle yeni doğan bebekler için güzel bir alt parçadan oluşan bebek takımı yapıyordum battaniyesini yeni bitirdim şu kenar oyasını nasıl yaptığımı soran arkadaşlar oldu hemen şimdi bu kenar oyası için sizlere bir video çekmek istedim e, gerek bu tarz bebek kıyafetlerinde gerek de başka örgülerinizde rahatlıkla yapıp kullanabileceğiniz bakar mısınız? Şöyle şık ve güzel bir kenar oyası oldu. Nasıl yapıldığını sizlere şimdi şöyle ufak bir videoyla anlatmak istiyorum. Battaniyemi şöyle kenara alayım. Ben iki renkle gene çalışacağım. Bu renklerle nasıl yaptığımızı hemen anlatmak istiyorum. Gene modelimizde olduğu gibi beyazla başlayacağım. Şu kenardaki bakın ben kenarına iki sıra şu şekilde bir trabzan gittim ama siz trabzan değildi başka bir şey de sık iğne de yapabilirsiniz dediğim gibi illaki battaniyede değildi başka işlerde de bu modelimizi kullanabilirsiniz ben şimdi modelimi anlatabileceğim kadar Trabzanlarla güzel bir alt sıra yaparak başlayacağım ve ondan sonra da üzerine o kenar oyasını yapacağız inşallah. Biraz zincir çekelim ve üzerine trabzanlarla şöyle bir başlangıç yapalım. Bu arada kanalımı yeni görüp de abone olmamış dostlarımızla emeği saygı adına kanalıma abone olmaları için davet ediyorum. Bir miktar zincir çekip döneceğim. Bu kadar zincir benim modelimi anlatmaya yeter. Zaten çok uzun bir video çekmek istemiyorum. Bakın şimdi zincirimi bitirdim. Tığımı doladım. 1, 2, 3, 4. zincire batarak trabzanlarımı yapmaya başladım. Bu zemin illaki trabzan olmayabilir. Sık iğne de olabilir. Veya direkt yapacağınız örgünün üzerine de hiç altta herhangi bir işlem yapmadan sık iğnedir sık ıı, trabzandır bunları yapmadan da modelinizi uygulayabilirsiniz şu şekilde bir sıra trabzan yapıp zincirimi döneceğim Evet trabzanımı yaptım şimdi şuradan hemen 1 2 3 zincirle dönüp şöyle hemen bir yandakine bir tane trabzan yapıyorum burası kenarı oldu şimdi bir zincir çekiyorum bir tane atlıyorum diğerini hemen şöyle sık iğne ile batıyorum bir zincir çekiyorum tığımı doluyorum bakın 1 2 3 göz atlayıp dördüncüsüne batıyorum bu battığım yere altı tane trabzan yapacağım şu şekilde birini yaptım aynı yere ikinci trabzan 3 4 5 6 aynı noktaya 6 tane trabzanımı yaptım bir zincir çekiyorum tığımın üzerine dolamıyorum 1 2 3 4. noktaya sık iğneyle şu şekilde çok sıkıştırmadan burayı sabitliyoruz Tekrar bir zincir çekip tığımı doluyorum. 1, 2, 3, 4. göze aynı şekilde 6 tane trabzan yapacağım. 3, 4, 5, 6. Bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. göze çok sıkıştırmadan şu şekilde sabitliyorum. Bakın ilk sıramızı bu şekilde ilerleyeceğiz sıramın sonuna geldim bakın burada tekrar 6 tane trabzanımı yaptım bir zincir çekip 1 2 3 4. göze gene sık iğne ile sabitledim bir zincir çekiyorum bir göz atlıyorum hemen şu kenara başta iki trabzanla başlamıştık diğer tarafta şurada bakın iki trabzanla başlamıştık dönüşte bitişte de aynı iki trabzanla bitiriyorum 3 zincir çektim döndüm dibine değil bir yandakine batıyorum burası bizim şu kenardakiler isteğe kalmış bir şey zaten yapacağımız işte ona göre ayarlayacağız şimdi modelimizin ikinci sırası için tekrar bir zincir çekiyorum bu alt tane bir tane sık iğne ile batmıştık ya şimdi burada bir doluyorum bu şekilde batıyorum bakın tek seferde gene çıkıyorum bir zincir çekiyorum. 1, 2, şu üçüncü göze aynı yere giriyorum. 6 tane trabzan yapıyorum. 3, 4, 5, 6. Aynı noktayı 6 trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Buraya ne yapıyorum? Şu şekilde batıp tek seferde çıkarıyorum hepsini bir zincir çekip tığımı doluyorum 1 2 3 1 2 3 4. göze geliyorum pardon 3. göze geliyorum şurada aynı noktaya gene 6 işte, tane trabzanımı yapıyorum yani devam edeceğim ben bu şekilde bu sırayı da böyle yapacağım Sıramın sonuna geldim. gene bir zincirimi çekip tığımı doladım. Buradaki sık iğneye batıp tek seferde çıkardım. Bir zincir çekip kenardaki iki tane trabzanın üzerine iki trabzan yaparak burayı da sonlandırıyorum. Şimdi şöyle modelimin üstünden baktığım zaman ben bu modelime iki sıra beyaz gittim. Sizler bunu tek sırada gidebilirsiniz. İki de üç de yani istediğiniz kalınlıkta veya uzunlukta yapabilirsiniz ben ilk sıra beyazdan sonra maviyi kattım bir sırada mavi ile gittim şimdi bunu da aynı o şekilde yanına turuncu ip hazırlamıştım turuncu iple bir sıra götüreceğim bu burada kalsın hemen ben şimdi turuncu ipimi alıp turuncu ipimle devam etmek istiyorum bu şurada kalsın. Turuncu ipimizi sabitleyelim buraya öncelikle. Evet. Hemen şimdi gene buradan 1 2 3 zincirle yukarı çıktım ve tığımı dolayıp trabzanımın üzerine batıyorum. Burada şu altlarda bunları yaparken bir zincir çekmiştim ya şimdi burada iki zincir çekip tekrar tığımı doluyorum aynı noktaya batıp tek seferde çıkıyorum niye bunu yap niye bu şekilde yapıyoruz kasmayacak bu aralar gerdirmesin diye şimdi araya iki zincir çekiyorum bir iki zincir tığımı doluyorum geliyorum bir iki şu üçüncü noktaya girip aynı şekilde 6 tane trabzanımı buraya yapıyorum çok pardon bu son sırasını 6 trabzan değil de 7 tane trabzan yaptım arkadaşlar niye bu altlarda 6 taneydi burayı 7 tane yaptım çünkü üzeri de en son gittiğim sırayı kasmasın germesin istediğim için burayı 7 tane trabzan yapacağım 2 4 6 oldu bunu da 7. olarak yapıyorum hemen 2 zincir çektim tığımı doladım battım şu noktaya tek seferde boşalttım 1 2 zincir tığımı doluyorum 1 2 3. noktaya girip 7 tane trabzanımı yapıyorum son sırada 7 trabzan yaptım bu şekilde ilerleyip Sıramı sonuna gideceğim Evet turunculu olan son sıramı da yaptım şimdi sıranın sonuna geldiğimde ipimi buradan kesiyorum. Son sırasını ne yaptık? Şöyle modelimin üstünde bir kez daha göstereyim. Bakın. Son sıramızı da sık iğne yaparak tamamladık. Şimdi o aşamadayız. Burada bizim ip diğer ipimiz bekliyordu. Bu ipimizle tekrar yapmaya devam ediyoruz. Hemen şu ipimi şuradan olduğu yerden hemen şu şekilde işleme başlatıyorum. 3 zincir çektim. Hemen yandaki trabzana batıp bir trabzan yapıyorum. Ve bir 2 zincir çekip tığımı doluyorum. Tekrar şu boşluğa batıp tek seferde çıkıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum arkadaşlar. Burada sık iğnemizi yaparken tığımızı dolayıp o şekilde yapacağız. Bakın her bir trabzanın tepesine batıp tek seferde çıkıyorum batıyorum. Tek seferde boşaltıyorum. Bütün trabzanların tepesine aynı bu şekilde yaparak ilerleyeceğiz. Aynı. Bakın. 2 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Şu ortadaki noktaya batıp burayı da tek seferde çıkıyorum. Biraz düşkün batayım, yanlış battım. Şu şekilde batıp tekrar iki zincir çekip tığımı doluyorum ve tekrar trabzanlarımın tepesine sık iğne yaparak ilerliyorum. Son sıramızı da bu şekilde yaparak bitireceğiz. Evet bakın kenardaki sık iğnesinde yaptım bu şekilde tamamladım. 2 sıra yaptım beyazı dediğim gibi istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Belki bir turuncudan sonra üzerine bir beyaz daha gidebilirsiniz. tamamen tercih meselesi 3 sıra yaptım ve bitirdim modelimin yapılışını anlatmaya çalıştım bakın Mavi ile bu şekilde oldu. turuncuyla da bu şekilde oldu. Her iki şekilde de çok güzel bir model ipimin rengi çok ışıktan dolayı çok farklı duruyor ama parladığı için evet şu şekilde çok daha iyi yapılışını anlatmaya çalıştım arkadaşlar yapım aşamalarını ha, şöyle de koyalım bakın ne kadar fark ediyor şu ışıktan dolayı renkler ve görüntü yapacak arkadaşlara kolay gelsin yapıp kullanacaklara hayırlı olsun diyorum daha güzel işlerde görüşmek üzere sevgili selametle kalın dostlar